küçük bir videoyla sizinleyim bugün. Geçen hafta hiç çekemedim. Yani baya bir nasıl diyeyim size, üşütmüştük, rahatsızlık çektik. Sonra hiç fırsatım olmadı ama bir alışveriş videosu çekmek istiyorum. Ama bugün başka bir highlight'ım var. O da bilmiyorum daha önce size anlatmış mıydım. Bu ben kınayla saçımı boyuyordum. Bunu biliyorsunuz. Ondan sonra saçıma ben balyaj, yani ufak ufak böyle highlightlar koydurmak istiyordum. Balyaj yaptırmak istiyordum. Ama kınanın birazcığı daha kalmış. Ve kuaföre söylemiştim, yani bu saçım daha önce kınayla boyanmış. Dikkat etmeniz gerekir veya oluyor mu olmuyor mu? Olur olur falan dedi işte. Yaptı bunu. Sonuç itibariyle saçlarım yemyeşil olmuştu. Bu 2 sene öncesine dayanıyor. Yani o yeşillikler de halen daha duruyor. Komple gitmiş değil ne yazık ki. Beni de çok üzüyordu bu durum. Saçımı her zaman açık bırakamıyordum. Açık bıraktığım zaman bukle yapıyordum ki o zaman görünmüyordu. Ama şimdi bir de kestirsem şuraya kadar kestirmem gerekiyordu. Bunu da istemiyordum. Şimdi kendi kendime son günlerde düşündüm. Acaba dedim kat kat kestirsem ve hani o yeşilliklerin daha, hani o biraz daha yeşilliklerin olduğu yeri böyle kat kat kestirsem daha mı iyi olur diye ve sadece önlerine birazcık balyaj attırmak istiyordum. Bakalım nasıl olacak? 2 sene sonra yine ilk defa bir kuaför olayı var bende. Yani zaten pek sık kuaföre veyahut da saçımı dışarıda yaptıran bir insan değilim. Uçlarımı hep kendim kestim. Şöyle iki tarafını tarayıp kendim kestim. Çok güzel de oluyor, dümdüz oluyor. Her kuaförden daha güzel oluyor istediğim şekilde. Ama bu yeşilliğe bir çare bulmak adına şimdi böyle bir metot seçtim. Bakalım inşallah kat kat olur der. Daha yani henüz görüşmedim. Sadece randevu aldım. Sen ne yiyorsun? Evren ayakkabısını yiyor. Ah. Neden yiyorsun Evren ayakkabısını? Evet, bakalım nasıl olacak. Ondan sonra o balyajlar nasıl olacak? Yani röfle mi diyorsunuz, balyaj mı diyorsunuz bilmiyorum. Yani çok heyecanlıyım. Çok da seviniyorum. Çünkü benim için kuaföre gitmek bir highlight. Yani çünkü kendim yapıyorum her şeyi saçımla. Bir kere işte o 2 sene önce gittiğimde hatta 5 sene falan kuaföre gitmemiştim. Öyle bir iğrençlik geldi başıma. Yani onun için like çekim yasası. Bakalım bugün ne olacak. Ama ben ümitliyim. Çünkü tamam, benim istediğim kız doğum iznine ayrılmış. Yani başkasına randevu verdi. Ama ona da güveniyorum. Bakalım yani güvenimi kazanabilecek mi? Şimdi dediğim gibi bir gidelim. Görelim. Neler olacak? Şimdi bu videoyu şimdi yüklemem. Hepsini komple bittikten sonra da size gösteririm. Balyajı onlara mı yaptırırım, kendim mi yaparım onu bilmiyorum. Ama öncelikle bir şu kat kat kesim olayına şey yapalım. Şimdi saçlarımı sardım. Ve gideceğim birazdan. Görüşürüz. Arkadaşlar, kuaförden çıktım. Böyle oldu. Yani düştünüz. Yani saçım şuradaydı. Baya 25 santim saç kaybettim. Yani ama o yeşil uçlar gitmiş oldu. Önlerine de işte böyle birkaç tane highlight yaptırdım. Şöyle. Görüyorsunuz herhalde. Ben şimdi güneş vurduğu için bana görmüyorum. Böyle oldu. Ben beğendim. Tabi biraz alışmam lazım. Ama onun haricinde güzel yaptı. Ne yazık ki de daha, yani daha uzun bırakamam dedi. Ve kat kat kesimini yapmayayım dedi. Mutlu olmasın dedi. Böyle daha güzel uzar dedi. Hanımefendi. Ve güzel oldu. Yani benim o daha önce tanıdığım kız doğum iznine ayrılmış. Ama bu başkasıydı. Bilmiyorum. Güzel yaptı. Elinden geleni yaptı. Boya alerjim olduğu için çok dikkat etmek zorunda kalmıştı. Yani böyle bayağı bir dikkatlice yaptı. Yani gördüğünüz gibi saçlar gitti. Ama böyle daha sağlıklı uzar gider işte. Dikkat etmem lazım tabii ki. Bugünkü videom bu kadar. Bundan sizi haberdar etmek istedim.
Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.